Tabi ilmihal kitaplarımızda sadece zikirle ilgili değil başka birçok hayati önemli olan konularla ilgili de bölümler bulunmuyor. Bunun iki tane gerekçesi olabilir. Birincisi ilmihal literatürü özellikle de Osmanlı'da yoğun olarak gördüğümüz bir literatürdür. İlmihal İki kelimenin yan yana gelmesinden oluşan bir terkiptir. İlim ve hal kelimelerinin kişinin hal ilmini yani içinde bulunduğu durumun ilmini bilmesi anlamına gelmektedir. Binaenaleyh eğer adam e, hac ibadetini yapacak ise o zaman hac ibadeti ile ilgili fıkhi bilgileri bilmesi ona farz hale gelmiştir. İlmi hal olmuştur onun için. Efendim ticaret yapacaksa Hazreti Ömer Efendimizin buyurduğu gibi e, fıkhımızı bilmeyen bizim pazarımızda, bizim çarşımızda ticaret yapmasın. Ticaretle ilgili dinin hükümlerini bilmekle mükelleftir. Efendim ne faizdir ne faiz değildir bunları bilmekle mükelleftir. Bu yönüyle hakikaten bakıyorsunuz e, insanlar bir muhasebeci edinme ihtiyacını hissediyorlar. Devlet de bunu mecburi tutuyor. Niye? Devlete ödeyecekleri vergide eksik olmasın, yanlış olmasın vesaire filan olmasın diye. Ama e, ticaretin devlete ödenecek verginin haricinde şer'i şerifin kurallarına uygun olarak da yerine getirilmesi. Ne demek? Dinin kuralları, şeriatın kuralları haksızlık olmadan, zulüm olmadan, kimsenin hakkı çiğnenmeden, efendim, alanın da mutlu olduğu, satanın da mutlu olduğu, çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam alışverişle ilgili çok ciddi kurallar koyuyor. Bu kuralların üstüne bir de ahlaki olarak teşvikleri söz konusu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Rahim Allahu raculen samhan izâ <Sessizlik> ve izâ Satıcının da alıcının da müsamahakar olanına Allah rahmet etsin diyor. Üçün beşin peşinde olmayacak. Satarken de gani gönülle satacak, alırken de gani gönülle alacak. Hani bilmem ne pazarlığı yapmayacak derler ya, hakikaten malı ölü fiyatına almak bu ticaret değil. Yani şimdi yanlış bellenmiş olan şeyler var. Alırken kazanacaksın evet. kardeşim. Yani adam 3 liraya satıyorsa sen onu 1 liraya alacaksın. Hayır. Yani bir ticaret yaptığında alan da memnun, satan da memnunsa Allah oraya bereket veriyor. Bereket nasıl bir şey? Bereket nominal fazlalıktan farklı bir şey. İnsanlar bazen rakamsal fazlalığı efendim 3'e satacağı bir malı 5'e sattı. o, ben çok kar ettim. Belki sen rakamsal olarak kar ettin ama bereketsiz bir iş yaptın. Dolayısıyla bunları bize anlatan ilmi hal bilgisidir, fıkıh bilgisidir. Kişinin içinde bulunduğu durumun bilgisini bilmesine ilmi hal deniyor ve hangi işle karşı karşıya isek mesela bir delikanlı 18 yaşına gelmiş evlenecek evlilikle ilgili dini bilgileri bilmesi ona farz haline gelmiştir. Ona ilmihal diyoruz. Evlenmiş, Karı koca hayatı yaşayacak. Bu karı koca hayatını düzenleyen bilgileri bilmesi onun ilmihal bilgisi anlamına geliyor. Bunları bilmesi ona farz haline geliyor. Bu yönüyle e, zikir benzeri bahisler herkesin fıtraten bilebileceği Müslüman bir toplumda yaşamak suretiyle herkesin ee, bileceği bilmek için efendim yazılı bir metne ihtiyaç duymayacağı meseleler olarak görüldüğünden bunlar bu tür kitaplara alınmamış olabilirler. Bir diğer e, mesele de e, zikir biliyorsunuz Cenab-ı Allah'ı hatırda tutmak demek. E, namaz da bir zikirdir. Kur'an da bir zikirdir. Bunların formal olan şekil şartlarını işte namaz nasıl kılınır? Kur'an nasıl okunur? Kimler Kur'an okuyabilir? Kimler namaz kılabilir? Namaz kılmanın şartları nelerdir? Bunlar ilmihal kitaplarına alınmış. Zikrin formel şartlarını taşıyan ama bir de e, zikrin e, formel olmayan, şekil şartlarına bağlı olmayan tarafı var ki her daim اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ ve وَقُعُودًا ve جُنُوبِهِمْ Ayakta oturarak, yanları üzerindeyken, yatarken Allah'ı anarlar, Allah'ı zikrederler, efendim tefekkür ederler, bu gökyüzü batıl olarak yaratılmış bir e, yapı değildir derler. Kur'an-ı Kerim bunu bu zikir ayetlerinin peşinden zikir formatı olarak bizlere beyan ediyor. Bu tür e, anlamıyla e, zikrin e, bedihi olduğu, fıtri olduğu efendim, okuyarak öğrenilmeye ihtiyaç duymaksızın zaten Müslüman bir ortamda yaşayan çocukluğundan beri herkesin görerek, duyarak e, öğrendiği bir şey olduğu için bu ilmihal kitaplarına ekstra bunları almaya ihtiyaç duymamış olabilirler. Ama e, Cenab-ı Allah zikirle ilgili اُذْكُرُوا e, اللّٰهَ Allah'ı çokça anınız, çokça zikrediniz buyurmaktadır. Bu çokça zikrin ee, bir vakti söz konusu değildir. Evet bazı ayetlerde sabah akşam Cenab-ı Allah'ı zikredenler diye e, ifade edilmektedir. Sabah zikri önemlidir, akşam zikri önemlidir. Ama zikir 24 saat yapılabilecek bir ibadet olduğu için daha doğrusu zikirsiz bir hayat söz konusu olamayacağı için bir Müslüman her daim Cenab-ı Allah'ın kendisini e, murakabe ettiğini, kontrol ettiğini bilmek durumundadır. Binaenaleyh Cenab-ı Allah kendisini gördüğüne göre Müslümanın da Cenab-ı Allah'ı murakabe etmesi, her anında zihninde bulundurması, düşünmesi gerekir ki bunun ilmi hale konu olabilecek işte şu şartları taşıyanlar zikir yapabilirler, şu şartlarda yapabilirler, şu vakitlerde yapabilirler diye ilmihallik bir durumu olmayacağı için de ilmihale alınmamıştır.